Herkese merhaba, Josh Efendi Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz efendim. Geçenlerde yayınlanan fırın sütlaç tarifi inanılmaz bir ilgi gördü. Hiç bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Türkçe konuşmamdan kaynaklı diye düşündük ve şimdilik videolara Türkçe devam etme kararı aldık. İleride ne olur belli olmaz. Bu arada küçücük bir anonsum olacak. YouTube'un raconu buymuş. Bunu her videoda söylemek gerekiyormuş. Biz de bilmiyorduk. Yeni yeni öğreniyoruz. Kanala henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca alta yorum da yazın. Görmek istediğiniz yemekleri yazın. Arada belki bizim hiç bilmediğimiz yemekler çıkar. Onları deneriz. Gayet heyecanlı güzel videolar çekeriz. Lafı fazla uzatmadan şimdi yemeğe geçelim. Hadi. Evet efendim, bugün hep beraber İtalya'ya gidiyoruz. Çok klasikleşmiş bir yemek olan spagetti bolognese yapacağız bugün efendim. İtalya'da aldı, yürüdü, bütün dünyaya yayıldı. Herkes tarafından sevilen bir yemek haline geldi spagetti bolognese. İtalya bolognese mi dedim ben az önce? Evet, spagetti bolognese'in en klasik tariflerinden birini yapacağız. İtalyan bir arkadaşımdan aldığım tarifi. Bizim için restoranlarda yenen çok böyle gösterişli bir yemek olsa da onlar için basit bir ev yemeği bu aslında. Şimdi dilerseniz bütün malzemelerimizi bir tanıyalım. Soğan kullanacağız, kereviz sapı kullanacağız. Kereviz sapı eğer bulamazsanız kereviz kökü de, yani bizim bildiğimiz kereviz yemeği yaptığımız kerevizi de kullanabilirsiniz. Şayet ondan kullanacaksanız sadece bir tane yeterli olacaktır. Havucumuz var, konserve domates var, süt var, domates salçası, sarımsak, defne yaprağı, kekik ve spagettimiz var. Tarifin detaylarını şuradan görebilirsiniz. Tarifte 6 tane sarımsak diyor. Bende şu an 3 tane var. Boylarını görüyorsunuzdur. Maşallahları var. O yüzden sadece 3 tane kullanacağım. Bir de şöyle bir şey var. Burada kullanacağım spagetti bolognese malzemeleri bir paket makarna için biraz fazla. Ben biraz fazla yapıyorum. Daha sonra kıymayı farklı şeylerde değerlendiriyorum. Siz eğer bir paket makarnaya eş değer gelmesini istiyorsanız sosunuzun, bu tarifin yarısını yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri yarı yarıya bölebilirsiniz efendim. Ayrıca makarnayla ilgili şöyle bir açıklamam var. Bugün maalesef paket makarna kullanacağız. İleriki videolarda bir ev makarnası, ev tarifi göreceksiniz. Bugün pek bir vaktim yok açıkçası evde makarna açmak için. O yüzden maalesef paket makarna kullanmak zorunda kalıyorum. Lafı fazla uzatmayalım, şimdi yapımına geçelim. Hadi. Unutmadan şöyle de bir açıklama yapayım. Konserve domates kullanmamın sebebi şu. Bu yemek aslında İtalya'da kış aylarında tüketilen bir yemek. O yüzden herkes yazdan konservelediği domatesleri kullanıyor aslında kışın. Eğer sizin elinizde şöyle güzel yazdan kalma domatesleriniz varsa, mis kokulu dediğimiz domateslerinizden varsa, siz taze domates de kullanabilirsiniz. Ben bugün konserve domates kullanıyorum. Nedeni bu. Evet, şimdi sebzelerimi doğramaya başlayacağım. Hepsini doğradıktan sonra ocağa geçip hepsini pişirmeye başlayacağız. Kesmeye başlamadan önce şöyle bir açıklamam olacak. Soğan, kereviz ve havuç. Bunların üçü beraber bir araya geldi mi anlayın ki bir sos yapıyoruz. Buna Fransızca'da mirepoix diyorlar. Bu sebzeler sosa lezzet katmak için kullanılır. Herhangi bir sos yaptığınızı farz edin. Bu sebzelerle sosunuza çok güzel lezzet verebilirsiniz. Şimdi kesme işlemine başlayacağım. Buraları ben biraz hızlandıracağım sıkıcı olmasın diye. Herhangi özel bir kesim tekniğimiz yok. Hepsini küçük küçük doğrayacağız. Daha sonra da ocakta görüşürüz. Evet, bütün malzemelerimizi doğradık. Şöyle bir şey söylemeyi de unuttum. Tarifin orijinalinde aslında küçük bir bardak şarap da var. Kırmızı şarap veya beyaz şarap fark etmez. Biraz asit de asit oranını vermek için yemeğe. Fakat ben bugün kullanmayacağım, tercih etmiyorum. Dilerseniz siz ekleyebilirsiniz. Bu tarife aşağı yukarı yarım su bardağı şarap idealdir efendim. Şimdi ocak başına geçelim, yemeğimizi yapalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi pişirmeye başlıyoruz. Normalde bu tarif aşağı yukarı bir 2-3 saat tencerede pişiriyorlar bunu. Vaktiniz varsa ben size en az şöyle bir 2 saat kıymayı pişirmenizi tavsiye ediyorum. O böyle kremamsı bir yapıya sahip olacak yemek piştikten sonra. Eğer yoksa aşağı yukarı 1 saat pişirmeniz yeterli olacaktır. Ben bugün 1,5-2 saat pişireceğim bu yemeği.
3 saatlere kadar çıkamayacağım. Evet, aşağı yukarı bir 5-10 dakika oldu. Bütün sebzelerimiz soteleniyor çok güzel. Şimdi kıymayı ekliyorum. Evet, kıymamız çok güzel kavruldu. Şu aşamaya kadar hep yüksek ateş kullandım. Siz de yüksek ateş kullanmaya özen gösterin. Kıymanız su salacaktır. Suyunu çekmesini bekleyin. Ardından güzel kavurun. Tuzunu, karabiberini de ekledim. Şimdi salçayı ekliyorum. Eğer şarap kullanacaksanız şarabı da salçadan sonra ekleyebilirsiniz. Ben bugün şarap kullanmıyorum dediğim gibi. Salçanın biraz kavrulması gerekiyor. Aksi takdirde o acı tadı ağzımıza gelir. Şöyle birazcık kavurmaya bakın. Ondan sonra karıştırın tamamen. Derecemi orta dereceye indirdim. Kıymam kavrulduktan sonra. Bundan sonra hep orta az dereceyle devam edeceğim. Fakat bu aşamaya kadar hep yüksek ateş kullandım. Domatesimi de ekliyorum şimdi. Evet, domateslerimi de attım. Orta ısıda devam ediyorum. Şu domateslerimin kabına azıcık su koydum. Birazcık su ekleyeceğim. Çok değil, çok az. Defne yapraklarımı da atıyorum içine. Kekiğimi de atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırmanıza gerek yok. Halihazırda zaten kaynıyor. Birazcık daha düşürüyorum ateşi. Kapağını kapatıyorum. Ve dediğim gibi 1,5-2 saat pişiriyorum. 1,5-2 saat sonra tekrar görüşürüz efendim. Evet, tamı tamına 2 saat oldu. Kıymamız çok güzel pişti. Bakın böyle kıvamı mükemmel, bütün suyu çekti, akışkan bir halde. Şimdi bunun içine o ayırdığımız 250 ml'lik sütü ekliyoruz. O şimdi yemeğimizi hem biraz hafifleştirecek, şu an kıymamız da yağlıydı, hem de çok güzel bir kıvam verecek. O bütün sütün lezzetini de emecek. Bir yandan makarna suyunu da açtım altını. Kaynamaya başladı. Şimdi makarnamı da ekleyeceğim içine. Makarnanın suyuna sadece tuz attım. Başka hiçbir şey eklemedim. Makarnaları attıktan sonra üstünü kapatmanıza gerek yok.
Makarnalar aşağı yukarı bir 10-12 dakika. Yani çok al dente seviyorsanız 9 dakika. Ben aşağı yukarı 11 dakika gibi pişireceğim. Daha sonra sunumla görüşürüz. Evet efendim, yemeğimiz hazır. Çok basit bir sunum yapacağım. Makarnamız haşlandıktan sonra sadece süzdüm ve biraz ılık suyla yıkadım. Zaten suyunda tuz vardı. Hiç yağma, hiçbir şey eklemedim. Zaten sosumuz yeterince yağlı. Şimdi sunuma geçiyorum. Dediğim gibi çok basit bir sunum yapacağım. Şöyle birazcık makarnamdan alıyorum. Tamam. Makarnamdan aldım. Evet. Birazcık da sosumdan alıyorum. Üstüne ekliyorum. Ya bazısı makarnayla karıştırmayı seviyor sosu. Ben tercih etmiyorum. Orijinalinde de zaten bu böyledir. Karıştırılmaz. Üstüne eklenir. Sunum içinde bir güzel yaprak maydanozum var. Efendim yemeğimiz hazır. Bugün spagetti bolognese yaptık hep beraber. Tekrar kapatırken küçük anonsumu hatırlatayım. Kanala henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videonun altını beğenin, yorum yazın. Beni de sevindirin efendim. Bir sonraki sefere tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.